Zatıma mirat edindim zatını, bile yazdım adım ile adını. Mevlid-i Şerif'teki en harika mısralar burası. Rabbimiz Miraç gecesinde Resul-i Ekrem'e söyledi. Zatıma mirat edindim zatını. Senin zatını benim zatımın nuruna ayna kıldım diyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Ayna kıldım. Senin adınla benim adımı bir yazdım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Durum böyle. İşte o kutlu peygambere ister amcası ol. Edepsizlik yaptın mı Allah üzerine çizer. Subhanahu ve Teala. Onun için eğer bir vakte geldikten sonra derviş bir vakte kadar bakar. Hakiki derviş ise üzerine gelen bütün lütufların şeyhinin berekatıyla olduğunu idrak eder. Allah o perdeyi açar onun gözünde. Bu perdeler ne için lazım biliyor musunuz? İlerileri için lazım. Bir vakitten sonra peygamberin aşkı düşer kalbine. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra nereye bakarsa baksın, nereden bir güzellik gelirse gelsin, onda Resul-ü Ekrem'den geldiğine bir yön bulur. Manasını bulur. Daha da ileriye imanı taşıdığı vakitte bütün fiillerin hak katından olduğunu görmeye başlar. İdrak etmeye başlar. İslam dediğimiz şu bedeni 5 vakit secde ettirip kalkınca bitmiyor kardeşim. 7 kat göğü aşmak gibi de bir sünnet bıraktı Resul-i Ekrem. Bak, Miraç kandili geliyor. Efendimiz Miraç'a çıktı mı? Çıktı. Sağ ol selam. Miraç'ta dua etti mi? Ya Rabbi, ben geldim de ümmetim nasıl gelecek buraya? Çok günahları var. Allah-u Teala ne müjde verdi? Sel tövbe. İste. Bu peygamberimize verilen bir özellik. İste, verdim. Daha istemeden. Sel, iste, tövbe verdim. Ümmetin istedi o vakit Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin sünneti dediği vakitte sarık sardık, cübbe giydik, bitti. Miraca çıktı mı Resul-i Ekrem? Çıktı. Biz çıktık mı miraca? Çıkacağız. İnşallah. O sünnetten de nasip istiyoruz Allah'tan. Efendimiz neye nail olduysa bizim için dua etti çünkü orada. Payımız var. Şuurlu olursak eğer. O nasibi istiyoruz Allah'tan. Efendimiz es-salatu mi'racul mümin dedi değil mi? Namaz. Yani namazı güzel kılarsak 7 kat göğü de aşabiliriz bir namazla. Basit ibadet değil namaz. Kulluğun özüdür. 7 kat göğün de sırrını içinde barındırır. Günden güne anlayacağız bunu. Ama kalıpla kıldığın namazı bitirdi işi diyorsan olmaz tabii. Kalıp kılacak önce, kalp kılacak sonra. Ama tabii 7 kat gökte 700 bin makam var denmiş. Her makamda ön şart nedir? Edeptir. Şahin Nakşibend Hazretlerine sordular. Efendim yolumuzun başı nedir? Edeptir dedi oğlum. Edeptir. Sonra sordu, efendim yolumuzun ortası nedir? Edeptir oğlum dedi tekrar. Yolumuzun sonu nedir? Edeptir. 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 Peygamberi Zişan'a amcası edepsizlik yaptı, Ebu Leheb oldu. Bitirdi Allah, kesti işini. Öteki ne yaptı? Ebu Leheb'in karısı. O da akrabası Resul-i Ekrem'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Süfyan'ın kız kardeşi, Hazreti Ebu Sufyan'ın kız kardeşi oluyor o. Ümmü Cemil. Ne yapıyordu bu? Her şey biliyor musunuz? Ahiretteki her şey dünyadaki ahvalimizin karşılığı kardeşim. Burada nasıl bir kulluk sergiliyorsan ahirette onu alacaksın. Ne yaptı Ebu Leheb'in hanımı? Geceden kalkıyordu. Efendimizin mübarek geçeceği yollara diken seriyordu. Allah'ın Habibi o. Allah bulut yapıyor ya Resul-i Ekrem'e güneş vurmasın diye. Dikeni ayağına batsın diye bırakır mı? Efendimiz dikene bastığı vakitte diyor ipek gibi olur diken. Hiçbir zarar vermiyordu. Boşu boşuna uykusundan kalkar. Müslümanlara zarar vermek için. Şimdi yok mu? Şimdi de var ya. Bir sürü var yani.
Allah-u Teala aynı cezayı verdi ona. Ne dedi? وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبُ Odun taşıyıcısı hanımı var ya onun. Onu kınıyorum diyor Allah-u Teala. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدْ Boynunda bir ip odun taşıyacak cehenneme. Kocası yaksın, kendi de birlikte yansın. Taşıyacaklar orada, yanıp gidecekler. Peygamber'e olan düşmanlıklarından dolayı. Efendimiz'e yakın olmak, tabii ki Efendimiz'in soyundan olmak çok ulu bir nimettir. Bütün müttebi'i olan soyundan gelenlerin başımızın üzerinde yeri vardır. Elini de öperiz, ayağını da öperiz. Hizmet etmeyi en büyük şeref biliriz. Ama böyle bir iddiada bulunan, yok iken olan zaten kandırıyor. O ayrı bir konu. Ve böyle bir iddiada bulunup Efendimizin dinine savaş açan tipler var. Onlar için işte en büyük örnek Ebu Leheb'dir. Yapılan edepsizlikle Allah hemen üzerine çizdi ve def etti gitti.